Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında çokgenler konusundaki düzgün altıgen testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda düzgün altıgende şu köşegen çizilmiş. En uzun köşegende bir kenarın iki katıydı. Yani bir kenar en artı bir ise iki katı iki 2 en artı iki yapması lazım. E o zaman 3 en eksi 2 iki en artı ikiye eşit olmak zorunda. n de buradan kaç gelir? 4 gelir. Bizden en isteniyor cevap 4. Geldik bir sonraki soruya. Kenarları çakışık olan çokgenler verilmiş. Bu en uzun köşegen kaç? 6. O zaman bir kenar kaç olur? Bir kenarın iki katı olduğundan dolayı 3 olur. Hocam burası da 3. Aa bu düzgün altıgende de bir kenar 3. 3, 3. Düzgün altıgen iç açısının 120 derece olduğunu biliyoruz. E 120. E burası 30. 30, 30 120 üçgeni. 3, 3 ise burası da 3 kök 3 mü oldu? Evet. X'i böylelikle 3 kök 3 olarak buluruz. Örnek 2. 3 kök 3. Geldik örnek 3'e. Şimdi en uzun köşegen simetri ekseniydi ve bir kenarın iki katıydı. E şimdi burası simetri ekseni olduğu için 120 dereceye düzgün altıgenin bir iç açısı. 60 60 oldu burası. E o zaman 60 60 ise buraya 30 kaldı. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4 yapar. Bir kenar 4. O zaman bir kenarın iki katı da burası yapar. 8. E ikisi buradaysa buraya kaç kaldı o zaman? 6 kaldı. Yani x'i böylelikle 6 bulduk örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. Şimdi bir uzunluk isteniyor. Her zaman söyleriz. Nerede olursak olalım. Bir uzunluk istenildiğinde ya dik üçgen ya benzerlik. Özel durumlar yoksa. Dik üçgene karşılık getirebilir miyiz? Evet düzgün altıgende şu köşegen çizdiğin zaman bir kenara dik oluyor. E, çünkü burası 120 derece ya 30 30. Hocam tamamı da 120 olduğundan buraya 90 kaldı. Bir kenar 2. O zaman şuraya 2'yi yazalım. 2 2 30 30 120 üçgeninden dolayı burası 2 kök 3 yapar. Bir kenar 2 olduğundan dolayı burası da 1 1 yaptı ve burada Pisagor x'in karesi 1'in karesi artı 2 kök 3'ün karesinden dolayı X kare de buradan 1 artı 12 yapar. Yani cevap 13 yaptı. X kare 13 yaptı daha doğrusu. X de böylelikle kök 13 çıktı. Örnek 4 kök 13 oldu. Geldik örnek 5'e. Evet. X'e ait ne yapacağız? Bir 90 derece elde edeceğiz. X'e ait şöyle bir üçgen oluştursan zaten dik üçgen geliyor. Niye? Şurası 120 derece ya. 30-30 buraları. E, tamamı 90. 120 derece olduğundan buraya 90 kaldı. Ve şuradaki üçgende artık Pisagor bağıntısı yaparız. Kenarları belli mi? Değil. Şu an burasının 3 olduğunu biliyorum. O zaman burası da 3, burası da 3, e, burası 3 kök 3 oldu. Sarı üçgende Pisagor x'in karesi 1'in karesi artı 3 kök 3'ün karesinden dolayı 27 28 x kare eşittir 28 x de böylelikle kök 28 bu 4 çarpı 7 ya 4 dışarıya 2 diye çıkar yani cevap 2 kök 7 yapar evet cevabımız 2 kök 7 oldu örnek 5'te geldik örnek 6'ya düzgün altıgen de tamam şu en uzun köşegen eyvallah bir de karşılıklı kenarların birbirine paralelliği söz konusu ya e burada da ben şunun tamamını biliyorum. Şuradaki oranı bulursam olay bitti. Oran demek benzerlik demek. Aklınıza benzerlik geldi ya. E karşılıklı kenarlar paralel. İşte karşılıklı kenarların paralel olmasını bu düzgün altıgende kullanacağız. Bak kelebek çıktı karşımıza. Bu arada bir kenar kaç? 6. Hocam bir kenar 6. Kelebekteki oran 3'e 6. 1'e 2. X ise burası 2x mi oldu? Evet. E şunun tamamı da bir kenarın 2 katı 12. 3x eşittir 12'den x'i de böylelikle 4 mu buluruz? Evet 4 buluruz. Ve böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ne var? ÖSYM tarzı test 1 var. O zaman bir sonraki videoda ÖSYM tarzı test 1'de görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.